bakacak olursak self check-in, self bagaj teslimi, pasaport noktaları, sergi alanı, alışveriş alanı, bagaj taşıma hizmetleri, mobil operatör ofisi, seyahat acentaları, araç kiralama acentaları, konferans salonu, sağlık merkezi, banka hizmetleri, döviz ofisleri, kişisel bakım salonları, yüksek hızlı internet yolcuların hizmetinde olacak. Pistlerin özelliklerini... 3-5 saat üstünden kalkış serbest. Onur dilerim Sayın Bakan. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, pistlerin özelliklerinden bahsediyorduk. İlk fazda 3750 metre uzunluğunda pist A ve 4100 metre uzunluğunda pist B devreye alındı. Her iki pistinde yedek pisti mevcut. İlerleyen fazlarda 3750 metre uzunluğunda pist C, pist D ve pist E ile 3500 metre uzunluğunda pist F devreye alınacak. Burada bir havalimanı otelde... Türk Hava Yolları'nın 777-300 tipi Boeing uçağı İstanbul Havalimanı'ndan kalkışını yaptı. Pist başı yaptı. Saniyeler önce şu an hem uçağın içinden hem de ardından çekilen görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Deniz Tüysüz uçağı ve havalimanına ilişkin bilgileri paylaşırken uzun bir ilerleyişle birlikte... Uçak muhtemelen basın mensuplarının bu kayıtları alabilmesi ve havalimanının pistlerinin kamuoyuna daha da yakından tanıtılabilmesi amacıyla uzun bir geçiş yaptı. Yaklaşık 20 dakika sürdü bu geçiş. Ardından pist başı yaptı. Pist başı yaptığında uçağın durduğunu gördük. O esnada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan Hava Kontrol Kulesi'nden uçağın içiyle pilotlarla kabinle bir bağlantı kurdu ve hayırlı uçuşlar diledi. Temennide bulundu. Ardından pilotların teşekkür ettiklerini duyduk. Ekranlarınıza da yansıttık o anları. O teşekkürün ardından motorlara tam güç verildi ve 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi Türk Hava Yolları uçağı havalandı. Ardından alkışları işte bu kontrol kulesinden görüntüler. Bakan ve etrafındaki ekibiyle birlikte alkışları gördük. Bakan Cahit Turan... Bu ekranlarınıza yansıyan Lale figürlü kontrol kulesinde bu uçuşu, bu ilk tarifeli seferi takip etti. Ara sıra dürbünle de hatta pisti takip ettiğini gördük. Ve İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli sefer bu şekilde Ankara'ya doğru gerçekleşmiş oldu.